mısınız? Bacak kalça çalışacağız bugün hem de efsane hareketlerle. Sadece tek istediğim küçük bir lastik ama kullanmak zorunda da değilsin. Neden yandırıyorum? Çünkü direkt koşuya başlayacağım. Koşu yaptığım yerde anlatacağım size. Şimdi ilk defa eğer spor yapıyor oluyorsan ne yapacaksın? Lastik kullanmayacaksın. Lastik biraz daha seni zorlamak için. Ve uzun süredir spor yapanlar tabii ki iki lastik, üç lastik kullanabilir. Ben sadece bir tane lastik kullanacağım derse, video bitince de tekrar siz bir set daha yapıyorsunuz hareketleri veya enerjiniz yetiyorsa 2-3 sette devam edebiliyorsunuz, tamam mı? Edin yani. Bence edin, çok güzel olur. Bayağı bir çünkü çalıştıracağız şimdi. Ya ben tek set tek set göstereceğim ama inanılmaz gerçekten etkili hareketler. Özellikle devreye lastik girince çok çok güzel oluyor. Tadından yenmiyor. Bacaklarınızın yandığını hissedeceksiniz. Kalçanın, bacağın böyle yanacaklar. Ama yandığında ne yapıyoruz? Bırakmıyoruz değil mi hareketlerimize? Olduğun yerdesin. Küçük adımlar. Minik minik şöyle yanlara. Devam ediyorsun. Nefesini düzenliyorsun. Şu andan itibaren de lastik kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum ama hareketlerde kullanacağım. Siz şu anda da kullanabilirsiniz, tamam mı? Dizinize, ayak bileğinize, yani istediğiniz bir bölgeye, bacakta lastik takabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şöyle kolları da devreye sokalım. Değil mi? Kollar da çalışsın. Tüm vücudu şöyle ısıtalım. Sonra hareketlerimize geçelim. Hadi şimdi bacağı geriye doğru alalım. Geriye, geriye, geriye. Omurga düz, bacaklar hafif bükülü. Devam. Dediğim gibi şu an lastik kullananlar bayağı hissediyorlar. Ben şu an lastiksiz tercih ediyorum. Genelde ısınmalarda lastik kullanmıyorum. Tüm enerjimi ana hareketlere harcıyorum. Evet. Hadi çek dizleri küçük. Küçük. Çek küçük küçük dizleri. Vücudun dik. Her şeye bakıyorsun. Boynunu boş yere zorlamıyorsun. Ben tabii ki siz hareketleri çok iyi görün diye size yan döndüm bugün. Bugün düz çalışmayacağım. Yan çalışacağım. Yandan daha iyi diz pozisyonlarımı görürsünüz. Çünkü çömelme hareketleri falan yapacağız. Dizlerime iyi bakmanız lazım. Dizler çok önemli. Çok önem verdiğim bir bölge. Diz, bel. Yani ağrı mı oluyor? Spor yaparken orayı ağrıtmamalıyız. Ne gerek var? Zaten sağlıklı olmak için yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun atıyorum? Öne gidiyor dizler. İşte omurga bükülüyor. Sonra geliyorsun. Belim ağrıdı, dizim ağrıdı. Ne gerek var? Biz sağlıklı olmaya çalışıyoruz. O yüzden dikkatli izliyorsun, tamam mı, hareketleri yaparken? Hadi gel tekrar koşuya. Koşudayız. Parmak uçlarını küçük küçük yapıyoruz. Kolları da çekiyoruz şöyle. Bazen görüyorum kollar böyle falan oluyor üyelerinden. Bunu kesinlikle istemiyorum. Çek kolları. Şöyle bir motive ol. Kendine gel. Güzel yap hareketleri de, hakkını verelim değil mi? Buraya kadar gelmişsek hakkını vereceğiz. Karşıya bakıyorsun. Derin nefes. Çok önemli. Hafif ileri geri devam. Hafiften. Derin nefes devam. Evet. Biraz daha çevirelim kolları. Küçük bir daire yapalım. Evet. Lastik de elimde kaldı ama. Neyse. Kullanacağım ya şimdi elimde dursun. Evet. Haydi bakalım. Olduğun yerdesin tekrar. Olduğumuz yerdeyiz. Lastiğimizi takmak üzereyiz. Ve artık takalım mı? Haydi bakalım şöyle. Şimdi uzun süredir spor yapanlar ağır lastik takıyorlar. Daha hani ben böyle birkaç ay oldu başladı diyorsan orta seviye. Daha ben ilk defa sizin videonuzu yapıyorum diyorsan hiçbir şey kullanmıyorsun, tamam mı? Evet, lastiği takarak başlayalım bakalım. Sadece şunu istiyorum. Çok küçük küçük adımlamalar yapacağız, tamam mı? Fazla bir büyük adım istemiyorum. Bunu saymayacağım. Birazdan tabii hareketlerimizi sayacağım ama bunu saymıyoruz. Şöyle bir iyice yansın. Üst bacağı hissedeceksin, kalçanı hissedeceksin. Hem de çok güzel hissedeceksin. İstersen ellerini beline koy. Bir yandan da şu karnını hissediyorsun. Karnın da aslında kasılıyor.
Yani sadece bacak hareketi gibi görünse de karnımız, kor bölgemiz özellikle bize tamamen destek oluyor. Vücudu dik tutmaya çalışıyor, dengeni sağlamaya çalışıyor. Çok önemli bir bölge. Tekrar karşıya bakıyorsun. Hissediyorsun değil mi? İyice kasıldı, bacak, kalça kasıldılar. En sevdiğimiz. Kadınların özellikle en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. O yüzden hakkını vermek lazım. Evet. Hadi bakalım. Açık kalsın bacaklar. Şimdi sayacağız. Mat genişliğinde açık olabilir ama bazı matlar çok geniş oluyor. O kadar da açmanızı istemiyorum. Omuz genişliğinden birazcık daha açık olabilir bacaklar. Dizlerime iyi bakıyorsun. Şöyle. Bir saçları da çekelim. Ellerimiz önde. Hadi başlayalım. 1-2 yapıyoruz. Yukarı doğru kalkıyoruz. Çok klasik bir hareketle başlıyorum. 1-2. Sadece bir set. Gerçi bütün hareketleri bir set yaptıracağım da. 3 oldu. Gel. 4. 5. 6. Yaylanalım. 1-2. 7. 8. 9. Yukarıda al nefes. 10. 11, 12, bitti mi? Hayır. Şöyle bir silkelen bir kendine gel. Şimdi daha zoru geliyor. Derin nefes. Gel şimdi. Aldık nefes. Gel aşağı. 1, 2, çek dizi. Bu 1 oldu. 1, 2, 2 oldu. 3, 4, 5, dizlere dikkat. 6, 7, 8, devam. 9, 10, 11, son kez. 12 yapıyorsun. Şöyle salla bacakları. Çok acıdıysa sadece salla. Ben iyiyim hocam diyorsan devam ediyorsun. Derin nefes. Oh be. Çok seviyorum derin nefes alıp vermeyi. Bana tekrar enerji yapılıyor. Ya böyle tabii konuştuğumuz için böyle oluyoruz. Ama tabii kendim egzersiz yaparken burnumdan nefes alıp ağzımdan veriyorum. Siz de tabii ekran başında öyle yapıyorsunuz. Evet. Hadi gel biraz öne. Geriye. Öne. Geriye. Öne. Geriye. Bacaklar açık. Kalçan acıyacak. Bunu saymıyoruz. Evet. Ellerine dumbbell da alabilirsin. Lastik birkaç tane de takabilirsin. O sana kalmış bir durum. Onlara bir şey diyemem. Hafif geliyordur şu an. Hemen 2-3 tane lastik daha tak. Hemen zorlaştır. İyice parmak ucu yüksel şimdi. Gel geriye, öne. Lastik hep gergin. Tamam mı? Hep gergin lastiğimiz. Neresi acıyor? Kalça gitti. Kalça şu an yok. Çok güzel oldu ama değil mi? Bayılıyorum kalça yanma hissine. İnanılmaz beni motive ediyor. Evet, hadi gel bakalım. Şöyle bir dinlendir, salla bacakları. Birazcık öne doğru geliyorum. Şimdi şunu istiyorum. Lastik ayağımızın altında kalsın. Ellerimiz belimizde. Fark etmez aslında. Bacağımızı büküyoruz. Sonra diğeri. 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 İyice şöyle şey. Odaklan. Dengen bozulmasın. Çünkü bazen şöyle hani gidilebiliyor. Tamam mı? Hadi sayıyorum. Bir yapıyoruz. 2. Çok hızlı değil. 3. Benle git. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kalça gitti, gitti. Salla şöyle bacakları hemen. Hemen ya ben yorulmadım diyorsan hemen adımlamana devam ediyorsun. Hocam vallahi kalça gitti benim diyorsan şöyle bırak,
bir dinlendir. Veya lastiksiz bir yürü şöyle, tamam mı? Bir yürü, bir rahatlat, bekliyorum ben. Tabii ki o kadar uzun bekleyemem. Prensibime aykırı. Grup dersleri de böyle. Hadi dinleniyoruz mesela, 10 saniye yeter, tamam. Evet, sağladık mı bacakları? Her hareketi bir set göstereceğim. Videoyu tekrar başa sarıp bir daha yapıyorsun, tamam mı? Gel tek bacak, elleri koy bele. Tek bacak geriye, bacağın bükülü. İkisi de bükülü, görüyorsun. Hop, geriye. 4 oldu galiba, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geç diyene 1, 2, 3, 4, 5, dizlere dikkat, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'de ne yapıyorsun adımlamaya? Devam ediyorsun. Bu bence o kadar yakmadı. Tabii ki şu zorladı biraz, değil mi? Arka bacaktı çünkü. Evet, adımlamaya devam. Çok yorulduysan bacaklarını sallıyorsun. Ben çok yoruldum. Ya dinleneyim diyorsan salla bacaklarını. Biz devam edebiliriz lastikle. Ben yorulmadım diyenler devam edebilir. Molly bir yandan bana şirinlik yapıyor, onu izliyorum. Zaten ben ne zaman derse girsem Molly böyle oyunculuğu tutuyor. Oradan bana şimdi hareketler yapıyor. Videoyu kapattıktan sonra onu yemeye gideceğim. Evet, hadi bakalım, gel. Bacaklar açık. Hafif dizleri çek. Bacakları aç iyice ki kasılsın. Kalçanı hissedeceksin yine. Kalça gitti zaten. Efsane kalçalar diye ben buna derim. Tam öyle bir video oldu. Evet. Çek çek. Yine saymıyorum. Bunlar sayılacak şeyler değil. Bunlar sabaha kadar yapılır. Çok seviyorum. Çok da etkili. Evet. Şimdi şunu istiyorum kızlar. Bacaklarımız düz. İlk önce squat'a düz iniyoruz. Sonra ayaklarımızı çeviriyoruz. Ve bu şekilde iniyoruz. Kapattık. Bu şekilde indik. Tamam, böyle yapacağız. Pardon. Saymadım daha. Şimdi sayacağım. Sen de bir dene hareketi. Ay, lastiğim gitti. Tamam mı? Hadi bakalım. Açtık bacakları birlikte. Hadi başlıyoruz. Aldık nefes. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Lastik gidiyor benim. Yedi. Bırakma hareketi. Sekiz. Dokuz. On. 11 ve son kez yapıyoruz. Efsane. Ya ben bayılıyorum bu işe ya. Ya bacak kalça ya. Gitti değil mi? Yandı baya. Hadi gel düşürün ağzını. Molly. Kızım. Aşkım ya. Bağlacım kapatıp yiyeceğim onu. Size video sonunu atarım Molly'nin nasıl şirinlik yaptığını. Tabii o pozisyonda durursam. Evet, şimdi lastiğimizi çıkartalım artık, değil mi? Lastiği at gitsin. İşimizin kalmadığı şeyi atıp gidiyoruz. Artık son hareketimizi yapalım çünkü siz tekrar başa sarıp bir daha yapacaksınız hareketleri. Evet, şimdi biraz daha öne geldim. Çok sevdiğim bir hareket daha yapacağız. İlk önce parmak ucu yükseliyorum. Geriye doğru adım atıyorum. Parmak ucu yükseldim. Geriye doğru adım attım. Yükseldim parmak ucu. Geriye adım, tamam mı? Bunda dizler çok önemli. Hadi beraber başlayalım. Okey. 3, 2, 1. Başladık. Geriye adım attık. Yükseldik parmak ucu, bu 1. Geriye adım. 2. Geriye adım. 3. Geriye adım. 4. Çarptırma dizlerini yere. 5. 6, 7, 8,
9, 10, 11 ve 12 yapıyoruz. Evet, müthiş olmadı mı ya? Şimdi tekrar videoyu başa sarıp bir ilk kez daha yapıyoruz. Şöyle birkaç adımda su iç, hiç derste su içmedik. Öpüyorum sizi kocaman. Mutlaka yorum atıyorsunuz, tamam mı? Hadi öptüm. Bye bye.